çalım eşit değildir dediniz. Neden değildir? Ya da nerede değildir? Yani insan olma, insan hakları bağlamında elbette eşittir. Buna hiç kimsenin itirazı olamaz. Ama kadın da her işi yapar. Erkekle eşittir. Doğuştan itibaren aslında eşittir de işte ona aileler, toplum işte cinsiyet rolünü giydirdi falan filan. Böyle bir şey yok. Hani erkek duygusal olamaz mı? olabilirsiniz ama bir de erkekliğin doğuştan getirdiğiniz temel özellikler var. Mesela niye siz askere gidiyorsunuz da biz gitmiyoruz mesela? Neden? Değil mi? Neden? Neden? Siz sordunuz mu bu soruyu kendinize? Evet çünkü ben korkarım yani dağlara gitmek, savaşmak, karların, buzların işte şeyler ben de korkarım. Ama erkekte yine o cesaret var. Korksaydı vatan savunması diye bir şey olmaz içerisinde. Ben de korkarım. Bittir hadi kadınlar da askere gitsin diye çok iddia etmiyor feministler mesela. İşte madenlerde erkekler çalışıyor. En pis işleri erkekler yapıyor. Tırları erkekler sürüyor. Yolcu falan. Burada kadınları göremiyoruz. Kimse tutmuyor kadınları. Çünkü yaratılışından gelen bir naiflik var. Biraz daha erkeğe göre cesaret hormonu az. Daha zarif yaratılmış. Daha duygusal. Yemin ediyorum çıkacağım. Rezalet, kepazelik. Politik bir bakış açısıyla çok ilgisi olduğu için mesela İsrail'de kadınlar da askere gidiyor. Ve kadınlar da erkeklerin yaptığı bütün görevleri yapabiliyorlar. Narinlikle, zarafetle, zariflikle alakası olduğunu düşünmüyorum. Hormonal farklılıklar ve bazı farklılıklar olduğu bu bilimsel olarak ortada. Fakat bu farklılıkların eşit olmaması anlamına geldiğini düşünmüyorum. Mesela otobüs şoförü olmak istiyordu, belediyeye defalarca başvurdu fakat kadın olduğu için reddedildi mesela. Yapamayacağından değil. Depremzede kadınla bir depremzede erkek çok daha rahat aynı şekilde tuvalet ihtiyacını giderebiliyor olmalı. Ama bu şimdi bu gerçek. İşte yaratılış inkar edemiyorsunuz. Bu bir yaratılışla alakalı yaratılış bir şey sonuçta böyle yani. Yaratılış böyle diye fakat yaratılış böyle diye. Siz şu an yaratılışla uğraşıyorsunuz aslında. Tuvalet. İşte problem bu zaten. Bu bir yaratılış, bunu inkar edemezsiniz. Bir şey işte eşitsizlik değil bu işte. Bu farklılık. Her bununla alakalı değil. Bu neden biliyor musunuz? Bir erkek ağacın dibine gidip tuvaletini yapabiliyor. Tuvalet yok. İnsanlar dışarılara değil mi? Kireç attılar şeylere evet. Kokmasın diye. Şimdi burada böyle bir gerçeklik var. Bu kadınlar da gider yapar. Niye yapmasın ki? Yaratılışla alakası yok. Neden yapmıyor biliyor musunuz? Kadın yaparsa kadını ayıplayacaklar. Erkekleri ayıplamıyorlar. Yaratılış meselesi falan değil. Tamamen toplumun baskıcı. Kadın da erkek gibi olacak, erkek de kadın gibi olacak. İşte erkek de pembe giysin, erkek de makyaj yapabilsin, erkek de işte lazere gitsin. Erkek de pembe giysin ne olacak ki? Sadece o mesele üzerinden konuşmuyorum. Yani illa giymesin anlamı. Öte yürüyüşlerin hepsini feministler organize ediyor hep birlikte. Newport Üniversitesi Türkiye'de bir üniversite. Evet, 4 dönem mi okudunuz? Yani dört sene transkriptiniz. Yok, 3 yıla yakın. Bu üstten ders alarak 3 yıla yakın bir dönem. Bu denkli olan bir okul mu? Şeyi anlamaya çalışıyorum. Şimdi siz böyle... Yok da denkli yok çünkü başörtüsünde o dönem biz okuyamadığımız için her yerden atıldığımız için doğal olarak. Newport Üniversitesi bazı AKP'li vekillerin parayla üniversite satın aldığına ilişkin böyle şaibeli bir okul olarak biliyorum. O yüzden sordum. Yok, bu konu eğitim yapabilmek için bir eğitim formasyonunuzun olması gerekiyor. Eğitimciyim kendi tabii yasası olmadığı için diyebiliyorsunuz. Sorun yok. Ben eğitimciyim. Bunun için illa kıytırık buyduruk formasyon olan öğretmenleri görüyoruz. Kimse kusura bakmasın. Yani, çok this bitch. Davranışlarını öğretmenlerin kıytırık korkunç diyorsanız korkunç siz asıl şaibeli bir okulda okuduğunuzu iddia edip formasyon olan öğretmenlere vesaire kıytırık demesi kabul etmiyorum. Hepsini demiyorum. Hani ben yapmadım ama onlar yapmıştır. Gerçekten cezaevinde sırf bu kadın beyanından bir sürü imam var. Ne çocuk Kur'an okuyunca elini başına su koyup işte aferin çocuğum demiş. Kamerada çocuğun neden elini başına koymuş? Bu yani 15 yıl, 10 yıl. Ya siz gerçekten inanıyorsunuz. İmam çocuğun dokunabilir miyim size? Şimdi böyle yapmış diye 15 yıl kamera bir kere. Kamera var öyle bir şey yok. Sözlü ya kanun da söz. Var. Bakın kanun boş. Şöyle bir şey var. Hanımefendi kanunda cezası 15 yıl değil bir kere. Tecavüz etmek. Neden biliyor musunuz? Bak yalan söylüyorsunuz. Çünkü şundan yalan söylüyorsunuz. Siz şimdi dinler misiniz? Ama ben size cevap vereceğim neden sonra devam edin lütfen. Neden çok olduğunu söyleyeceğim. Neden çok olduğunu söyleyeceğim. Çok değil çünkü... şunu çarptırıyorsunuz. Hı-hı. Bu suçun cezası bu kadar değil. Sair cisim sokmak yahut organ sokmak suretiyle tecavüz etmenin cezası bu. Onun da hususları kriterleri yargılaması başka. Soruşturma aşaması var, dava aşaması var bunun. Bu infaz kanununa göre bunun verilen cezanın yatarı başka. 10 yıl, 15 yıl birisinin bundan dolayı yatması bir kere imkansız. Yazdım Kur'an okutmayın camilerde. Çok fazla imama çünkü bu başına geliyor, tuzak kuruyorlar. Bu, neden sürekli imamlara yapıyorlar bunu? Çünkü bu benim açıklamam değil. Bakın bu çetele tutan feministler ne gelmeden anlamayacaksınız. Gelmez ya merak etmeyin. Yetiştirdiğimiz sosyal demokrat aydınlık erkek çocuklarıyla, oğlan çocuklarıyla gelmez. Bizim çocuklarımızın muhatap olduğu o ailelerce yetiştirilmiş kız çocuklarının da öyle bir iftira atmaya işe
şeyi olmaz. Hiç inanıyor musunuz? Ben de Netflix izliyorum mesela. Ben oradaki lezbiyen kadınları görüp ben de lezbiyen olayım demiyorum. Ya da ben gideyim ameliyat olayım, memelerimi kestireyim, kendime organ yaptırayım ve artık erkek olayım demiyorum. Bu böyle bir şey değil, mümkün mü? Bu insanlar ne zorluklar, o ameliyatlar, o şeyler, sağlık süreçleri, bunlar hiç kolay süreçler değil. Bunlar televizyon dizisiyle, kanunla ve zaten çoğu insan bilmiyor ki bu sözleşmenin ne olduğunu bilmiyor. Nasıl İstanbul Sözleşmesi eşcinselliği özendiriyor olabilir? Katile de acımak lazım diye bir söz söylemiştim. Bana yüzlerce beddua ediyorlar ama ben hakkı savunduğum için bu beddialar beni şey yapmıyor. Katilin ki, nesi haklı olabilir? Ölümün yani, cezası ölüm olur deyip katile nasıl acıyacağız? O ayrı bir şey. Hayatını mahvettiği için. Yani bu ne yapıyor? Hayatı bitiyor. Burada hayatı bitiyor. Ama tercih değil mi? Tercih değil işte. Yani nasıl değil? Birini öldürmek nasıl tercih değil? Yani sizin kadar ağır konuşmayacağım ama başınıza gelmeden bunu bilemezsiniz. Kızınızı öldüren birini ben ona acırım diyemez hiç kimse. Kendi evladının başına gelmesine çok aşırı böyle. Siz benim evladımla ilgili konuşmayı bırakır mısınız? Bırakır mısınız? Siz bir, men ediyorum. Siz sözümü kesmezseniz tamam. Men ediyorum. Ben çocuğumdan çıkartıp bu konu hakkında konuşmuyorum. Tamam. Öyle rica ediyorum. Bunu için tamam. Hayır ama sebebini İşkembeden açıklamam lazım. İşkembeden ata ata o dedi ki bu dedi benim ki onun çocuğu. Benim çocuğuma yapılmasın ama milletin çocukları hapse kaç tane delikanlı var. Bir yerde bir hanımla oturuyorsunuz. Bir çalışma yapıyorsunuz. Hiçbir kamera yok. Kadın çıkıyor size diyor ki beni taciz etti. Hiçbir şey olmaz. Oluyor. Hiçbir şey olmaz. Feyza Hanım ne diyor? Kamera olmayan yerde kadının beyanı evet. Olsun. Kamera olmayan yerde kadının dediğiyle adama evet, ceza verirler demiyorum. Taciz soruşturma, etti soruşturma. Dediği anda bitti adamın işi. Tamamen. Bu ülke çok şükür ki inşallah ki aynı zamanda da sizin istedikleriniz doğrultusunda olmayacak kadınlar. Olacak haklarını inşallah. Savunmaya yok görürsünüz. Siz çok azınlıksınız. Siz %2 ya da %3 gibi Taliban gibi böyle kadını suç. Kadının varoluşuyla bir sorunuz var. Yani neredeyse Allah'la kadını yarattı diye kaldı. Adam dedi ki size bakınca AK Parti bile daha çok kadın haklarını savunuyor dedi. Siz de dediniz ki evet öyle. Evet. Siz kadın haklarına direkt olarak karşı mısınız? Kadın hakları denilen şey artık kadın hakları değil. Bir erkeğin şerefi, namusu güvence altında değil. 6.284 kadın beyanı esastır durduğu sürece şu ülkede hiçbir erkeğin şerefi, namusu asla şeyde değil. Garantide şeref ve değil. Namusu kanunlar güvence altına almak zorunda değil ki zaten. Ama mesela yine böyle çocuğunu istismar etti, iftirası atmıştı kadın. Adam hem çocuğu öldürdü, hem kadın hem kendini öldürdü. Böyle iftiralar çok. Sonra ayrıca gibi olursa sanki kadınlarda şiddet yok. Kadının şiddeti gizli bakın. Kaç kadın kadın akıllı, kurnaz. Akıllı değil mi de kurnaz. Bir adam öfkelendiği anda gidiyor bıçaklıyor, vuruyor bilmem ne yapıyor. Kadın sevgilisini öldürttürüyor. Yavaş yavaş. Bombastic side eye. Criminal of bu yani şimdi size şöyle yapalım yani. Artık toparlayalım bence. Devam edemeyeceğim. İçim şişti. Kadınlar şiddet görünce polise gidecekler, savcıya gidecekler. Erkekler içki, alkol, şiddet sorunları varsa cezasını çekecekler. Gitsinler kendileri tedavi olsun. Onu da kadın çekmek zorunda değil. Özet 6284 sayılı kanun. Şiddete uğrayan aile içerisinde gerçekleşen erkekler dahil olmak üzere erkekler için de bu kanun kapsamında biz karar alıyoruz. Bu çok net. %97'si iftiradır gibi böyle havadan sallanarak bir istatistik sunması kabul etmiyor. Hatta 11 kadın cinayeti, 12 şüpheli ölüm, bunlar önlenebilir ölümler. Sadece erkek şiddetine maruz kalmış kadınlar, öldürülmüş kadınlar. Ama erkek kelimesini tabii güzel erkek yani insanlar kaçırmasın. Zaten öyle erkek. Alkol var mı, uyuşturucu var mı, eğitimsizlik var mı, açlık var mı, işsizlik var mı? Onlar hiç önemli değil. Erkek şiddeti hani güzel vurgulayalım. Karşı farklı görüşlerde olsa bu kadar bilimsiz olacağınızı düşünmemiştim. 2022'de 334 kadın cinayeti, 245 şüpheli ölümle hayatını kaybetmiş